Evet değerli arkadaşlar, bugün 28 Temmuz 2021. Yine Adıyaman, yine Kahta'dayız. Kışın yapmış olduğumuz, budama yapmış olduğumuz, birlikte gezdiğimiz bahçenin yazın gelmiş olduğu son durumla alakalı burada bir gezinti yapıyoruz. Bugünkü gezimizde bahçenin genel durumu ve biraz da rüzgar vardı. Rüzgar hasat tespit çalışmalarını falan izledik. Yaklaşık 20 tane, 25 tane, 15 tane ağaç gibi değişiyor gibi. Biraz yere silkeledi ama çok da önemli değil. Çünkü ağaçlarımız genelde bizim istediğimiz kadar ve ona yakın ürün de var. Burada bugünkü sizlerle ben paylaşmak istediğim konu, birlikte budama yaparken bazı dallar daha böyle yüksekti. Şimdi alçaldığını göreceksiniz. Bunun nedeni de şu arkadaşlar, ağaç verime yattıkça, bu arkadaşlarımız da tabii ZNT Tarım'da yıllardır birlikte görüyorsunuz. Faruk soy isim? Aker. Oğlu Fatih ve Hasan arkadaşımız. Tabii biz her biz ne kadar yapsak da Hezaz arkadaşlarımız sahada duran, dediğimiz gibi emekçi arkadaşlarımız. Tarlada daha fazla, gece gündüz burada duran, çünkü bu sistem bu kadar kolay olmuyor. İyi yönetilmeden de buraya gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, dalın bizim yüksek bir dal, yaklaşık şöyle durduğumuzda, bakın görüyorsunuz benim omuzumdan daha fazla burada kökünden gelmiş. Fakat burada artık yere değiyor. Şimdi birçok arkadaşlarla biz konuştuğumuzda bu yere değdiği için bu dalları kesen bazı budama veyahut da cevizci arkadaşlarımız var. Arkadaşlar, bu kışın normal şartlarda dik duran, yazın verimden dolayı ağacımızın dalı toprağa yakın oluyor. Bu da çok normal bir döngü. Yani eğer bizim ağaçlarımızın dalları bu hemen hemen tamamına yakını yere değiyor ve yakın. Yani burada aşırı verimden dolayı yere değiyor. Yani burada verim az olaydı muhakkak ki yere değmeyecekti. Ama o zaman biz istediğimiz tonajı alamayacaktık. Yani siz eğer bir dekarda 500 kiloyu hedefliyor iseniz, ağaçlarınızın alt dallarını alıyorsunuz, şöyle çam gibi yüksekten taşlandırıyorsanız 500 kiloyu falan bulamazsınız. Hayal yani, boş. 200 ila 300 kilolarda kalır. Ama ağacın en fazla meyve veren dalları alt dallarıdır. Alt dallarda, yani ağacın ilk %50'lik kısmında %60-70'e yakın bir meyve birikimi olur. O dallarda da çok fazla kesim yapmadan, sadece sıra arası 7 ve 8 metreyi keserek de ağaçları yönetebilirsiniz. Ancak 500 kilolara böyle ulaşabilirsiniz. Bizim buradaki kültürel işlemlerini yapamıyoruz, altına giremiyoruz, işte çapalayamıyoruz diyorlar arkadaşlar. Ondan kesiyorlar genelden. Bu siz çiftçilerimize örnek olsun diye dedik. Buyurun arkadaşlar, yere değdiği halde altlarında ot yok. Bu ot kontrolü onu, o ağacı, o bahçeyi yönetemediklerinden kaynaklanıyor. Çünkü ot kontrol zamanını eğer siz kaçırır iseniz, ot kontrol zamanını ağaçlar yere değdikten sonra ot kontrolü yapmaya kalkarsanız tabii giremezsiniz. Ne yapmanız gerekir? Nisan aylarında otların ilk çıkacağında bir ot kontrolü, bu ilaç da olabilir veyahut da tızkaroyla otu kontrol etmek de olabilir. İkincisi de 6. ayın içinde normalde ikinci otlar çıkıyor. İkinci otlar çıkmadan önce ağaçlara çok rahat bir şekilde altına girebilirsiniz. Bu 6. ayda yüksek oluyor arkadaşlar. Ama 7. ay geldiğinde meyveler büyüdükçe ağacı, dalı yere doğru eğiyor. Ondan sonra ot kontrolü yapmamanız gerekir. Yani ot kontrolünü ağacın dalları yere yaklaşmadan bitirdiğinizde bir daha da buradan ot çıkmaz. İki, gördüğünüz gibi sulama sistemlerini biz burada çift sulama sistemi yapıyoruz ki bu çift yapmak çok önemli arkadaşlar. Ağaçlarımız çok bizim büyüdü. Yani artık bizim buradaki olayımızda 40-45 derece bir sıcakla da mücadele ediyoruz. Sıcak bizim burada en büyük bir problemimiz. Marmara bölgesi gibi veyahut da serin bölgeler gibi bir avantajımız yok. Burada buharlaşma daha fazla olduğu için biz çift halt çekerek bazı bölgelere daha fazla su vererek ağacımıza su stresi yaşatmıyoruz. İkincisi, her zaman söylediğimiz bir olay var. Yani 500 kilo almak tek başına yeterli değil. 500 kilo eğer siz bir dekardan alıyorsanız, evet dünya standardı 500 kilo olması gerekir. Ama bu 500 kiloda kalibreyi küçültmemeniz gerekir. Kaliteyi de muhakkak iç doldurmayı %50'ler civarında getirmeniz gerekir. Burada bakmış olduğumuzda bu seneki kalibremiz yaklaşık, biz buradan %50-60 civarında ürünün 34-36 civarında bir kalibre bekliyoruz. Yani
Büyük ihtimalle olur. İçinde de 28-30 kalibre aşağı yukarı var mı? Yok gibi bir şey. %5'i onu geçmemesi gerekir. Yani eğer siz ticari bir bahçe yapıyorsanız 28 kalibreleri arkadaşlar %5'i geçmemesi gerekiyor bir bahçede. Yani %15, %20 dolayında eğer sizin 28 kalibre oluyorsa ticari olarak istediğiniz belki tonaja ulaşabilirsiniz ama ekonomiye ulaşamazsınız. Hedeflediğiniz ekonomiye. Onun için sizin bahçenizdeki kalibreler ortalama 32 ile 36 arasında %70'lik, %75'lik bir bölümünü oluşturması lazım. Tabii bir bölümünü daha büyük olup da jumbo'da yapmak gerekir. Bu da doğru sulama, gübreleme ve beslemeyle olan hadiseler. Yani burasının dikim sıklığı sizle daha önce paylaştığımız gibi 8'e 8. 8'e 8 olduğundan dolayı biz ağaçlarımızı mecburen büyüttük. Çünkü burada bizim dekara düşen 7'ye 4, 7'ye 5 dikime göre yaklaşık %50 dolayında daha az dekar başına ağacımız vardı arkadaşlar. Bu bizim için ilk yıllarda bir handikaptı. Bizim rakiplerimiz sahaya çıktığımızda futbol oynadığımızı kabul edersek ilk 8-9 sene rakiplerimiz 30 kişiydi, biz 16 kişiydik. Tabii ki ilk yıllarda istediğimiz tonajlara ulaşamıyorduk. Bu sefer ne yaptık biz? Ağaçlarımızı büyütmeye dönelik budama besleme programları uygulayarak ağaçlarımızı birbirine girmesini sağladık. Birbirinizi girmesini sağladığımızda yani 8'e 4 ve 7'ye 5 bahçede nasıl yeşil alan toplam 1000 metrekaredeki yeşil alanın %75'i 1000 metrekaredeki toprak alanın %75-80'i yeşil alana çevirmen gerekir ki 500 kiloya çıkasın. Biz de burada ne yaptık? 8 yaşına 9 yaşına geldiğimizde yeşil alan miktarımızı 7'ye 4 ve 8'e 4, 7'ye 5 bahçeler kadar yaptığımızdan dolayı şimdi artık buralarda 500 kiloları almak çok da fazla önemli değil. Bu bizim bahçemizin bir bölümü tabii 9 yaşında, bir bölümü 6 yaşında. 9 yaşında olan kısmında 500 kilolar civarında ürün alırken öbür taraflarda da 2-300 kilolardayız. Ama 2 yıl içinde bahçenin tamamından, toplamından 500 ve üzerine ürün hedefliyoruz. Ya, tabii bu tip bahçeler Türkiye için çok önemli arkadaşlar. Yani biz her zaman dışarıda gezerken Amerika'da, Şili'de, Fransa'da bilmem nerede gezerken binlerce dekar bahçe görerek çok mutlu olmuyorduk. Önemli olan bizim ülkemizin bahçesi, bize faydalı olan bahçesi. Çünkü biz daha da %70-80 dışarıdan ceviz alan bir ülke konumundayız. Ancak böyle bahçeler, başarılı bahçeler arkadaşlar, büyük ve başarılı. Sadece büyük ve başarılı olması yetmiyor. Küçük bahçelerin de çok başarılı olması gerekiyor. Ceviz açığımız devam ediyor. Yani bu tip bahçeleri çiftçilerimiz de gördükçe, yatırımcılarımız gördükçe inşallah yatırıma devam edecekler. Bunların sayıları da artacak. Ben buradan Zeynep Tarım'a ve ekibine gerçekten Türkiye'ye ve Türk ekonomisine vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah böyle iş adamlarının sayısını arttırsın. Hep birlikte bu çalışmaların sonucunda bizim hedefimiz ilk baştan kendimize yetmek olmalı. Ama sonuçta bu bile benim için çok ufak bir hedeftir. Sonuçta dışarı ihraç etmemiz gerekir. Ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Hep birlikte daha güzel, daha başarılı günlerde görüşmek üzere. Kahta'dan sevgiler, saygılar. Bayağı bizim burada parselimiz var. Yaklaşık bahçeyi biz 10-15 parçaya ayırdık ki çünkü kontrolü daha fazla iyi olsun diye. Burada da parsellerde birçok parselin biz sulamasında ve gübrelemesinde değişiklik yapıyoruz. Çünkü gerçekten çok zor coğrafi şartlarda uğraşıyoruz. Çünkü bizim toprağımızda kireç miktarı çok fazla. 25 ile 35 arası kireç var. Bazı yerlerde aktif kireç %10'a da yakın. Yani bazı yerlerde kil daha fazla, bazı yerlerde daha geçirgen. Biz killi ve kireçli olan yerlerdeki bölümdeki sulama ve gübrelemeyi daha farklı yaparken daha geçirgen olan topraklarda, kireçsiz olan topraklarda daha farklı yapabiliyoruz. Onun için çok parçalara böldük ki daha rahat ve doğru etkili bir gübreleme ve sulama yapalım diye. Tabii bu parsellerdeki bugünkü bizim sonuçlarını görmek dedik. Bizim bu yapmış olduğumuz programlardan sonra bizim hedefimiz her zaman söylediğim gibi 500 kilo almak değil. Yani 500 kilo almak evet hedefimiz, aşarı olmayacak ama kalite ve kalibrede bizim düşük olmaması gerekir. Tonajda yakalarken eğer kalibrede biz kaybediyorsak ekonomik olarak istediğimiz yerde değiliz, tonaj olarak istediğimiz yerdeyiz. Bu bizim için çok önemli olmuyor. Bugün yine bir verime yatmış bahçemizde her zaman yaptığımız gibi cebimizden bir 1 TL çıkaralım. Bakalım bunların kalibrelerine. Yaklaşık şöyle baktığımızda bakın arkadaşlar, yani 1 TL yaklaşık 30 kalibre gelen 1 TL o kadar küçük kalıyor bakın. Bu hepsinde böyle.
Şöyle baktığımızda bakın 1 TL üstünde. Çok küçük kalıyor. Buradaki fidan bizim ortalama kalibredeki hedefimiz de her zaman söylediğimiz gibi ortalama 34 civarında, bu bazen biraz 32'ye inebiliyor. Ama piyasa arkadaşlar 32 ile 36'yı çok tutuyor. Bunu da unutmamamız gerekir. Özellikle 34-36 kalibreler piyasada çok iyi ve daha rahat satılabiliyor. İyi bir fiyat yapıyor. Siz eğer kalibreyi 28'lere falan düşürüyor iseniz %20-25 bir ağacın üzerinde veyahut da 500 tonda 50-60 kilosunu veyahut da 100 kilosunu 28'lere düşürüyorsanız bayağı bir ekonomik olarak kayba uğrarsınız. Yani bu sizin her zaman dediğiniz gibi proporsiyonel bir bahçe yapacaksınız. Ekonomiye dayalı, ekonomik getirileri de yüksek bir ürün çıkarmamız gerekir. Artık Türkiye 10 sene önceki Türkiye değil. 10 sene önce bu ülkede çok kötü bir cevizle çıkarsanız veyahut da yabani ceviz bile olsa iyi fiyatlara satılabiliyordu. Ama bahçe sayısı çoğaldıkça artık tüccarlar seçici olmaya başladı. Yani sadece ne ceviz bulduğuna sevinmiyorlar. Kaliteli ceviz bulduğuna daha fazla seviniyorlar. Bizim de yapmış olduğumuz programlarda biz sulama, gübreleme, budama, ilaçlama programlarının tamamına baktığımızda biz kaliteye çok önem veriyoruz. Ve ağaçlarımızın dalları görüyorsunuz artık birçoğu yere değiyor. Ama bu dallar mesela birçoğu aşağıdaymış. Fakat derime yattıkça değmeye başlıyor. Bak çantada işte görüyorsunuz. Benim olarak çantada güzel de bir meyve var. İçini de doldurmaya başladı. Tabii artık içinde de ağacın iç dallarında da meyve olması lazım. Bazı çiftçilerimiz ve cevizci arkadaşlarımız bu içinde gövdeye yakın olan meyve tomurcuklarını kesiyorlar. Sakın kesmesinler arkadaşlar. Ticari bir intihardır. Küçük küçük meyve tomurcuğu yaptırmaya biz yıllarca uğraşırken onları kesiyorlar ve çok fazla tonaj düşürüyorlar ve bunları da bazı çiftçilerimiz bilmediği için ne kaybettiğini anlayamıyorlar. Komşusuna bakıyor 500 kilo alıyor, o alıyor 200-250 kilo. Sebep bu. Biz bunu her zaman dediğim gibi ticari bir bahçe olduğundan dolayı süs ağacı değil arkadaşlar. Bize bu ağaçların yeterli miktarda meyve vermesi önemli. Yoksa ağaç yere değmiş, işte formunu beğenmemiş falan, sen onu boş ver. Bunu bir 90 dakikalık maç gibi düşüneceksin. Düdük çaldığında sen 3 puanı aldın mı almadın mı? 500 kiloya ulaştın mı ulaşmadın mı? 500 kiloya ulaşıyorsan, nasıl ulaşıyorsan, nasıl gübreleyip sulayıp ilaçlıyorsan ilaçla. Sonuçta alman gereken bu. Tabii bu değil bu ağaç. Komple hepsini görüyorsunuz. Aşağı yukarı verimi aynı. Ve bizim burada en büyük derdimiz şu 45 derece güneş yanında, bizde burada çok önemli. 40-45 derece sıcaklıklar oluyor. Biz kaolini burada iki sefer falan atıyoruz ve çok yoğun miktarda atıyoruz arkadaşlar. Çünkü kaolini atmadığımızda güneş yanığı cevizimizin içini karartıyor. Şimdi Adıyaman gibi, bu kahta gibi bölgelerde veyahut da böyle sıcak olan yerlerde cevizi yönetmek Marmara bölgesinde veyahut da daha serin yerde yönetmekten daha zor. Yani burada da daha fazla özveri istiyor. Yani normal şartlarda burada verdiğin suyu siz Marmara'da vermiyorsunuz. Ve kaolini burada uygulamadığınız zaman cevizin içinde daha fazla hasar oluşuyor. Biz Bursa'da da kaolini uyguluyoruz. Ama orada belki bir sefer uyguladığımız yeterken burada iki ve hatta yoğunluk olarak daha fazla olmak şartıyla üç sefer de uyguluyoruz. Çiftçilerimiz de artık bu uygulamalara devam edecekler. Önemli olan her zaman dediğim gibi tek başına 500 kilo almak değil, kaliteli ve kalibresi yüksek 500 kilo almak önemli arkadaşlar. Gezimize devam edelim. Evet, Adıyaman'daki bahçemizi geziyoruz. Kaolin uygulaması yaptık. Oldukça sıcak bir bahçe. Çünkü mevsim olarak Adıyaman biraz daha sıcak olduğu için kaolini yapmadan güneş yanığına maruz kalabiliyor. Evet, bu bahçenin birlikte sizlerle budamasını yapmıştık. Bildiğiniz gibi. Bu budamanın sonuçları da, yani alt dalları ve 8 metrede birbirine yakın olanların uçlarını kesmiştik. Daha fazla bir yapmadık. Sonuçta görüyorsunuz. Bahçe gayet güzel. Yerime yattı şu anda.
Dallar gördüğünüz gibi arkadaşlar yerlere yakın. Fakat böyle yere yakın olmasının bir zararı yok. Çünkü meyve verdiğinde aşağıya doğru böyle inmesi gerekir. Meyve vermese boş. Bazı çiftçilerimiz bunu zarar olarak görüyorlar. Yok, aşağı doğru olabilir. Altında da görüyorsunuz kültürel işlemleri doğru yaptığında, zamanında yaptığında ot ve diğer şeyler olmuyor. Demek ki dallar aşağıya doğru sarkmasının herhangi bir zararı yok. Yerinden dolayı sarkıyor. Böyle de çiftçilerimize güzel örnek bahçeler inşallah Türkiye'de de çoğalacak. Evet, Adıyaman'daki bahçelerimizin kalın uygulamaları ve artık şöyle baktığınızda verimden dolayı dallar yerlere. Evet, aşırı rüzgardan dökülen cevizleri sayıyoruz şu anda. Bu ağaçtan bu kadar mı oldu Faruk? Bu yandaki ağaç değil mi? Tamam. Ondan da, onu da getirelim. Ne kadar olacak? Bir bakalım. Sayalım ikisini. Kaç tane dökülmüş? Evet, şiddetli bir fırtına var arkadaşlar. Ne kadar? İki ağaçtan 31 tane yaklaşık rüzgar. Ama çok şiddetli bir rüzgar vardı. Buradan düşenler. Şu bir iki tane daha yapalım. Ortalama buradaki bizim döküleni yaklaşık olarak, tonaj olarak da. Fatih, şu ağaç, şu iki ağaç. Karşılıklı iki ağaç değil mi? Evet. Evet. Bayağı bir şiddetli rüzgar vardı arkadaşlar. Burada Adıyaman'daki 2000 dekar bahçemizde bir şu anda rüzgardan dolayı ne kadar dökülmüş bir tonaj kaybı. Onu hesaplıyoruz şu anda. Evet. Tamam Hasan. Kaç tane Faruk? 24. İki ağaçta 24 tane. Öbürküsünde 30 tane vardı. Değil mi? Yani aşağı yukarı 20 ile 30 arası, 20-25 arasında iki ağaçtan 10 ile 15 tane dökülme olmuş. Yani yaklaşık 2 ila 3 ton dökülmüştür. Yani bölgelere göre birazcık değişim olabilir. Yani aşırı... Yarına kadar devam edecek. He, rüzgar devam ediyor biraz daha. Tamam, biraz daha dökülme olabilir belki. Maalesef doğada bunlar var ama çok da fazla takmamak lazım olacak. Fakat kalibrelerimiz görüyorsunuz. Kalibreler çok güzel. Şu anda bizim burada da damlama yapıyoruz görüyorsunuz. Havada çok sıcak olduğundan dolayı bazı bölümlere böyle bir çift hortum çekiyoruz ki gelişme daha güzel oluyor. Çünkü su stresi cevize yaşatmamamız gerekir. Buradan çiftçi arkadaşlarımız da, bu işe yatırım yapacak olan arkadaşlarımız da ilk baştan bahçeyi kurmadan önce su problemini çözmeleri gerekir. Aksi takdirde güzel bir verim alamayacaklar. Bakın ağaçlarımız, bak bu bölgede 9 yaşına geldi, büyüdü. Ama sulama aynen hep devam ediyor. Çift hortumla görüyorsunuz. Yaklaşık 4-5 günde bir biz buraya damlamayla 15 saat, 16 saat bu topraktaki kil yapısına, kum yapısına göre değişiyor arkadaşlar. Geçirgen olan yere biraz daha sık. Ama azar azar. Fakat killi olan yeri biraz daha mesafeyi açabiliyoruz. Sonuçta yaprak ölçümlerimizle su basıncını veyahut da toprakta ölçerek ağaçlarımızı su stresine sokmuyoruz. Çünkü su stresine sokarsanız vermiş olduğunuz gübreyi de alamaz. Nasıl bir insan susadığında yemek yiyemez, baştan suyu içer, ondan sonra yemek yemeye başlar ise burada da aynı böyle gördüğünüz gibi suyu verecek. Ve ağaçlar 45 derece sıcak olmasına rağmen gayet sağlıklı.
yani su stresi yaşamıyor. Oldukça da güzel bir ürünümüz var. Allah'a hamdolsun bu sene. Bazı bölgelerimiz var burada yaşla alakalı. Büyük olan bölgelerimizde 500 kilo dekan civarında. Öbür taraflarda da yaş olarak küçük olanlarda 300-400 kilo civarında bir ürün buradan bekliyoruz. Ve dallar yerlere eğilmiş. Görüyorsunuz yani bak bunun hiçbir zararı yok. Arkadaşlar verimden dolayı. Görüyorsun aşırı verim. Dallar yere doğru değmiş. Burada da ne yapıyoruz biz? Baştan bu dallar yere değmiyordu. Dikti. Bunun altına biz ot ilacı atıyoruz. Veyahut da goble çeken arkadaşlar da olur. İlkbaharda bir atıyoruz. Ondan sonra 6. ayda ağaç dalları yere değmeden, cevizler büyümeden ikinciyi bir daha goble çekip çapa yapıp veyahut da ot ilacı attığınızda bir daha zaten ot çıkmıyor. Sonra dallar aşağı doğru inmiş oluyor ve onun da bize hiçbir zararı olmuyor. Görüyorsunuz gayet güzel. Hiçbir de sıkıntı yok yani dallar verimden dolayı yerlere değiyor. Değsin bizim için verimin çok olması. Eğer bu dallar yerlere değmiyorsa zaten az meyve alıyoruz demektir. Bizim de az meyveyle işimiz yok. Yani bu süs ağacı değil arkadaşlar. Ağacın altından biz uçak ve araba geçirmeyeceğiz. Kültürel işlemlerimizi yapacak kadar bu 7-8 metreden bize yer kaldığında biz görevini tamamlamış oluyor ağaç. Yani daha fazla da açıp ürünü azaltmıyoruz. Çünkü birinci derece dekardan ürünü arttırmak. Yani çiftçilerimizin de hedefi bu olması gerekir. Yoksa yok alt dalını al, üst dalını al. Ağaç kuşa dönüyor. Ondan sonra dekarda 200-300 kilo alıyorlar. Ama böyle 500 kilo almak için siz alt dallarından ürün almıyorsanız 500 kilo çıkmıyor zaten. Kendimizi kandırmamıza da gerek yok. Yani bizim kültürel işlemlerimizi yapacağımız şu bölüm, 7 ve 8 metrelik bölümden biz dalları aldığımızda traktörümüz geçiyorsa sorun bitmiş oluyor. Evet. Evet, mesela ağaçların dalları bak yana doğru artık hepsi açılıyor. Açılıyor, evet. Verimden dolayı normalde. Evet, bu yol bu. Evet, bu bölgede görüyorsunuz meyve ve dallar yerlerde. Arkadaşlar gayet güzel, sağlıklı bir bahçe. Şu anda güzel de bir verim var inşallah. Evet, meyve tutumu bu sene çok güzel oldu. Evet, dalların hepsi eğilmiş arkadaşlar yerlere. Ama bizim için çok da büyük bir problem yok. Bu verim ile alakalı. Fakat güneş kremi dediğimiz biz güneş yanından yakmasın diye kaolin kremi kullanıyoruz arkadaşlar. Ve çok da güzel faydası oluyor. Ama verimden dolayı ağacın böyle yere doğru sarkması bu iyi bir şey. Kalibrelerimiz de Allah'a şükür güzel ama işlere kadar da meyveler. Güzel. İnşallah bu tip bahçeler çoğaldıkça ülkemiz dışarıdan ceviz almayacak. Zaten her zaman söylediğimiz gibi bizim hedefimiz de bu. Ölçüm yapmak için yaprağı alüminyum folyoya alıyoruz arkadaşlar. Güneşte fotosentezini kesiyoruz. Görüyorsunuz.
Buraları da flaşır chamber'la ölçeceğiz. Evet. Müşterik farklı yerlerden. Evet. Yaprağı seçiyoruz. Evet. Engelliyoruz. Evet, bunu belirli bir süre, 10-15 dakika. Hasan kardeşim, bunu kaç dakika böyle tutacağız? En az 10 dakika poşetin içinde kalması 10-15 dakika, evet, güneş evet. Işınlarını koruyacağız. Görmeyecek. Gölgeli bir gölgelik. Yaprak seçeceğiz. Evet. Sarklı bir yaprak olacak. Evet. Bir zarar olmayacak. Aynen. Bunu ölçmek isteyen arkadaşlarımıza da not olsun ki, evet. Onun için bu soruyu soru cevap şeklinde gidiyoruz ki, birden güneşi gören bir yapraklığı ölçmemeleri gerekiyor. Evet, güneşe fotosenteze ve ısıya maruz kalmayan bir yerdeki yaprağı ölçmek gerekiyor. Evet. Bu yaprağın sonucuna göre biz burada ne kadar su vereceğiz? Onu çıkaracağız. Evet. Hep birlikte ölçümlerimizi yapacağız. Şöyle baktığımızda zaten toprakta artık kurumalar başlıyor. Yani bu 4 günde, 5 günde komple bir buharlaşma oluyor arkadaşlar. Genelde suyu 4-5 günü geçirmemeye uğraşıyoruz. Miktarını da bu ölçüm sonuçlarına göre suyun miktarını belirliyoruz. Kaç saat ve kaç gün olacak. Bu tip tabi büyük bahçelerde bu bilimsel çalışmaları daha böyle veriye dayalı yapıldığında daha isabetli oluyor. Ama bu cihazdan olmayan arkadaşlar da tarlaları böyle suladıktan sonra nem kaybolduğunda hızlı bir şekilde sulamaya devam etmeleri gerekir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi folyo, alüminyum folyo kağıdı fotosentez yapmaması için, güneşi görmemesi için 10-15 dakika, bu yarım saatte olabilir, bir sıkıntı yok. Hasan kardeşimizle birlikte, Hasan kardeşim geldi, bunun içine koydu. Şimdi hep birlikte ölçeceğiz. Bizim ağacımızın ne kadar su istiyor mu bakmak için. En son bu parseli ne zaman sulamıştık Hasan? Bugün de 4 gün oldu. 4 gündür sulamıyoruz. Peki o zaman sökelim bakalım bizim basıncımız kaça düşmüş. Evet, bu büyük parsellerde genelde bu flaşır chamber denilen aleti biz zaman zaman kullanıyoruz ki çok fazla böyle şeye risk almadan bazı verilere daha sahip olmak için günlük tükettiği ve buharlaşan suyu da böyle hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yaprağın sapından su çıkmaya başlayacak. Bu ne zaman çıkıyor arkadaşlar? Biz buradan pompayla bastıkça bu aletin şeyi kaça gelecek? Kaçta? 4'te mi, 5'te mi, 6'da mı, 8'de mi? Neyse. Evet. Şimdi kaç oldu Hasan? Bir söyleyelim. Şu an 2,5 oldu. Şu an 2,5. Devam ediyoruz o zaman. Evet, basıyoruz. Bir pompa yarım var. Evet. Devam edelim o zaman. Onları daha çıkarman lazım. Çok düşük çünkü, biliyor musun? Evet, biraz daha hızlı. Evet, basıyoruz. 5'e geldi. Daha su çıkmadı arkadaşlar. Yani 5 bar bastık. Devam edelim Hasan. Evet, bir daha basalım. Yaklaşık şu an 5,5'ü bulduk. 5,5'ta bizim saptan su çıkıp çıkmadığını artık yüksel basınç yapmaya başladık. Yine devam edelim. O görülürdü çünkü. Şu an 6'ya geldi. Bakalım 6'da çıktı mı?
Çünkü yerlerde su kalmadığı zaman bu biraz yani 4'te 5'te falan çok fazla su çıkmaz yaprakları arkadaşlar. Bunu teyit ediyor mu diye bakıyoruz. Evet. 6.5. Biz burada basıncı bastığımızda arkadaşlar 6-7 civarlarına geldiği zaman biz tekrar su veriyoruz. Yani hava bugünlerde özellikle Temmuz Ağustos ayında çok sıcak olduğundan dolayı ağaçlarımıza su stresi yaşatmaması için basınç yani 6 ile 7 arasında biz hemen suya başlıyoruz. Su verdikten sonra da zaten ölçtüğümüzde ortalama 4 falan 4'e düşüyor. Şu anda yaptığımız kaç oldu Hasan? Şu anda 7 başladı mı gelmeye? Bir bakalım. Hafif, çok hafif öyle şey yapıyor ama yani daha da tam olarak gelmemiş. Yani 7'de hafif hafif su görüldü artık arkadaşlar. Bir daha basalım. Nasıl? Aynen. Kaç şu anda? 6-7.5 mu? 8 yapalım hadi. 8 yapmıştım. Bir bak, bir verme. Evet, 8'de artık su 8'de burada görülmeye başladı. Bu şu demek arkadaşlar, artık bizim bahçemiz su istiyor. Yani 7'ye geldiğimizde biz genelde suyu vermiş oluyoruz. Hatta 6'da da başlamış oluyoruz. Biz bunu suyu vereceğiz. Şimdi biz burada suyu verdikten sonra bu ortalama 4'lere düşüyor. 4'ten sonra tekrar 7'ye geldiğinde veyahut da 6'ya geldiğinde bir de tabii ağacın sağlıklı ve, şeyine de bakıyoruz sürgün durumuna göre. 4 ile 7 arasında biz basıncı ölçerek su veriyoruz. Bu da ilkbaharda yaklaşık 4 gün 5 gün giderken 4 ile 7 arası tabi Temmuz ve Ağustos geldiğinde 2-3 günde 4 ile 7 arası olmaya başlıyor. Bu neden? İki tane nedeni var. Bir, hava çok sıcak, sirkülasyon fazla oluyor, buharlaşma fazla oluyor. İki, daha fazla nem ve su tükettiği için ağaçlar, yani bu tip bahçelerde de çiftçilerimiz ve yatırımcılarımız yani bu tip aletlerle de çalışabilirler. Tabi bu bütün her şeyi çözmüyor ama bize de önümüzü görme açısından çok faydalı oluyor. Evet.